Tatsız Olmaz programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim bir deprem ülkesi olan Türkiye'de deprem kendisini hatırlatmadan size depremi hatırlatabilmek için bu programı yapıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK Genel Sekreteri Serpil Günal bizimle. Serpil Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. DASK o kadar önemli bir, özellikle büyük depremden sonra, Maraş depreminden sonra gördük. O kadar önemli bir kurum ki ve doğal afet sigortalar aslında o kadar önemli bir sigorta ki onu depremden sonra, büyük depremden sonra yaşadık. Ve bu programla da gerçekten hatırlatmaya, depremi hatırlatmaya, deprem kendisini hatırlatmadan ki gerçekten çok önemli bir risk bizim ülkemiz açısından. O yüzden bu programı yapıyoruz. Ne dersiniz? Şu sıra hem DASK açısından hem deprem tehlikelilik açısından Türkiye'de neredeyiz, nasıl, yerimiz nere, durumumuz ne? Bunu baştan bir küçük bir toparlama yaparsanız daha sonra ayrıntılarına girelim. Tabii. Bildiğiniz üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem evet. Kuşağındayız. Maalesef 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremini yaşadık. Birçok can kaybımız oldu. Allah'tan rahmet dileyelim. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. Can kayıplarımız tabii, için. Can kayıplarımız için. Evet, maddi hasarların toparlanması kapsamında da DASK ciddi bir rol üstlendi. Kahramanmaraş depreminde yaklaşık 40 milyar civarında bir hasar ödemesi gerçekleştirdi. 622 bin civarında bir ihbar geldi bize Kahramanmaraş depreminde. Ve sonrasında ilk 24 saatte de çok güzel, çok yerinde bir operasyonla hem teknik anlamda hem ekibiyle ilk 24 saatte de tazminatlarını ödemeye başladı DASK. Tabii sigortalık oranı çok önemli. Bizim şimdi baktığımız zaman Türkiye'deki sigortalık oranı %56 civarında. Deprem sigortası değil deprem mi? DASK'tan bahsediyoruz. DASK'tan, yani zorunlu deprem sigortasından bahsediyoruz. Evet. DASK aslında kurumun adı biliyorsunuz ama. Doğru. Şeyde de, doğru, pratikte de DASK poliçesi olarak geçiyor ama zorunlu deprem sigortası aslında. Biz piyasa diliyle konuşuyoruz. Evet, piyasa diliyle öyle diyebiliriz ama teknik anlamda zorunlu deprem sigortası. %56 oranında bir penetrasyon oranımız var. Halihazırda 11.3 milyon civarında poliçemiz var. Marmara bölgesi en yüksek sigortalık oranına sahip bölge. En düşük bölge de Karadeniz. Normal mi? Karadeniz'de zaten deprem riski çok fazla yok. Ama geçen Rize'de oldu. Evet, Rize Hemşin'de yani benim memleketimde deprem oldu. Dolayısıyla biz deprem kuşağındayız ve mutlaka sigortamızı da yaptırmak durumundayız. Çünkü maddi kayıplarımızı, ki büyük depremde de Kahramanmaraş'ta gördük, maddi kayıplarımızın en kolay bertaraf edilmesi, en kolay yerine getirilmesi anlamında en kolay yol bence sigorta. En güvenilir yolda sigorta. Çok doğru. Yeni dönemde de biliyorsunuz zorunlu afet sigortasına bir geçiş olacak inşallah. Ona geçeceğiz ama %56 yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz? %56 yeterli değil tabii ki. Yani bizim temel hedefimiz %100'e ulaşmak. Doğru. Çünkü büyük depremden önce de benzer durum muydu yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum? Ya da 50'nin altında mıydı? Elinin altındaydı. Şöyle söyleyebiliriz. Deprem öncesinde Malatya'da, Kahramanmaraş'ta %38'lik bir şey vardı. Sigortalık oranı vardı. Depremle birlikte, deprem sonra da ciddi orada %58'de Kahramanmaraş, %63'de Malatya'da sigortalık oranlarına ulaştık. Tabii hasarla, daha doğrusu riskin gerçekleşmesiyle birlikte tabii buradaki farkındalık artıyor. Tüm Türkiye'de artıyor. Deprem Türkiye'de olunca herkes DASK koşuyor. Allah bir daha yaşatmasın ama biliyorsunuz büyük İstanbul depreminde bekleniyor tabii ki. İnşallah böyle bir büyük bir deprem bir daha yaşamaz ülkemiz. İnşallah ama İstanbul için işte bütün bilim adamları olacak diyor zaten. Hiç bu işten kaçarı yok ama deprem öldürmez, bina öldürür. Önlemlerinizi alın da diyor aynı zamanda işte bilim adamları. Şimdi zorunlu afet sigortasına geçiyoruz. Dolayısıyla bu geçişte önemli değişiklikler olacak gibi duruyor. Neler değişecek? Önce hani satır başları itibariyle, daha doğrusu ana konular itibariyle bakarsan. Şimdi şöyle, zorunlu deprem sigortasından da zorunlu afet sigortasına geçişte en büyük gerekçe, en önemli gerekçe aslında hem deprem kuşağındayız hem de iklim değişikliğinden en çok etkilenen bir bölgedeyiz. Yani Akdeniz havzasındayız Türkiye olarak. İşte biliyorsunuz geçen ayda İspanya'da çok büyük bir sel felaketi oldu. 220 bin üzerinde can kaybı oldu.
oldu. Ciddi anlamda maddi kayıplar var. İşte oto, iş yerleri, konutlar, meskenler, tarım, tarımla tabii ilgili her türlü enstitüler, kurumlar. Dolayısıyla buradaki biz bu iklim kuşağıyla mücadele, iklimden daha doğrusu iklimin etkilerinden, etkileri anlamında işte sel, afet, sel, orman yangını, hortum, çığ gibi yer kayması gibi afetlerin de, afetlerde yaşanabilecek bütün maddi kayıpların da özellikle binada, bağımsız bölümlerde, binada, meskenlerde kayıpların bertaraf edilmesi adına zorunlu deprem, zorunlu afet sigortasına geçiş olacak. Ama tabii bu geçişin olabilmesi için de öncelikle yasal mevzuatın bir an önce hayata geçirmesi lazım. Onun en temelinde de 6305 şu anda hali hazırda afet sigortalarında birkaç değişiklik yapılması lazım. Tabii ki meclisimizden geçecek bu yasal kanun. Değişiklik bekleniyor. Yasal değişiklikler bekleniyor. Sonrasında da ne zaman geçmesini bekliyorsunuz Serpil Hanım? Biz yeni yılda bekliyorduk. O yüzden yasal düzenlemeler sonrasında tabii ikinci mevzuatın, işte tarife talimatlar, genel şartların çıkması lazım. Buradaki ayrıntısına kadar düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıntısına kadar düzenlenmesi lazım. Dolayısıyla buradaki hayatımız artık deprem dışındaki tüm afetlerde kapsam dahilinde olacak. Özellikle iklim değişikliğiyle birlikte yaşayabileceğimiz bütün afetler kapsam dahilinde olacak. DASK'ı göz önüne alalım. Daha doğrusu zorunlu deprem sigortasını göz önüne alalım. Teminat anlamında deprem sigortası anlamında, yani deprem kısmını ilgilendiren, deprem yani sel öteki afetler değil de teminat anlamında bir şey değişiyor mu? Tabii değişiyor. Deprem aslında deprem ve yanardağ püskürmesi teminatına dönüşüyor. Biraz önce bahsettim, sel kapsama alınıyor. Heyelan, hortum, fırtına, çığ, orman yangını, bunların tamamı, yani doğal afet dediğimiz çok büyük teminatlar İstanbul'da kapsam... da olsa, Kars'ta da olsa, Konya'da da olsa her yerde. Köyleri kapsıyor mu? Köyleri kapsayacak. Aslında biz bu doğal afetlerle birlikte %56 olan penetrasyonu da artacağını düşünüyoruz. Çünkü artık her yeri kapsayacak, her afeti kapsayacak. Dolayısıyla orada da penetrasyon anlamında ciddi bir artış olacağını görüyoruz. İlaveten bizim hayatımıza bir de acil ihtiyaç teminatı girecek. Zorunlu afet sigortası ile birlikte. Yani o? Deprem ve yanardağ gülmesi dışında, haricinde diğer doğal afetlerde bir bağımsız bölümde bir hasar olması durumunda orada yaşayan bireylerin acil, yani ihtiyaçları için, temel ihtiyaçları için bu poliçeyle birlikte 150 bin TL'ye kadar bir maddi teminat sağlayacağız. Destek. Destek, tazminat ödeyeceğiz. Yani birisinin bütün evine sel bastı diyelim. Evet. Değil mi? Ona 150 bin lira. 150 bin lira. Hemen işte orada oturan bütün bireylere toplamda 150 bin TL'lik bir şey. Deprem hariç mi? Deprem hariç. Evet. Deprem ve yanardağ püskürmesi hariç. Bağımsız bölümde mutlaka bir hasar oluşması lazım. Peki poliçelerimizde bu bize nasıl yansıyacak? Poliçelerimize şöyle yansıyacak. Tabii farklılık prim olarak olacak mı? Tabii farklılık olacak. Halihazırda çünkü daha ortalama kapsamı genişliyor. Kapsamı genişledi. Halihazırda 1270 TL olan bizim primimiz, ortalama primimiz 2220 TL'lere, 2250 TL'lere çıkacak. Tabii buradaki ciddi anlamda bir teminatlarda artış olacağı için ama tabii ki indirimler de söz konusu olacak. Ne işte gibi? Yenileme indirimlerini devam edeceğiz. İşte binanın bağımsız bölümün bulunduğu kata göre özellikle 3 ve üzerindeki katlarda selde %50'lik bir prim indirimi olacak. İşte izolatörlü deprem izolatörlü binalarda %30'luk bir prim indirimi olacak. Ama tabii ki sürprimler de olacak. Depremde uyguladığımız işte 2000 yılı ve öncesi binalarda %10 olan sürprim dediğiniz daha fazla prim olacak. Tabii sürprim dediğimiz daha fazla prim alacağız. Peki o hangi binalarda onlar? İşte özellikle alanlar? 8 kat ve üzerindeki deprem riski için %10 civarında bir şeyimiz olacak. Bütün yerlerde mi 8 kat üstü? Aynı zamanda mesela deprem izolatörlü ve 8 katın üstündeyse ne olacak? Toplam hem sürprim olacak hem de şey olacak. İndirim toplam hem uygulanacak. Toplam uygulanacak. 8 katın üstünde %10 pahalı olacak. Evet, yani. Orası kesin. Bölge bölge ayırdınız mı? Şimdi şöyle, deprem tarifesi biliyorsunuz 7 deprem tarifesi. 7 risk bölgesi 7 için risk bölgesi ayrı ayrı deprem tarifesi var. Heyelan ve sel içinde özel çalışılmış 5 tane tarifemiz var. Bu tarifeyi de hem üniversite hocalarımıza çalıştık hem de Tarım ve Orman Bakanlığı Su İşleri'nin sel haritaları
haritaları AFAD'ın heyelan haritaları, heyelan risk haritaları dikkate alınarak çalıştı. Hı. Dolayısıyla her yerde örnek veriyorum İstanbul'da farklı bir prim olacak, Konya'da farklı bir prim olacak. Sel priminden bahsediyoruz. Sel, depremden bahsediyoruz. Peki böyle olunca bu 1270 aşağı gelir mi? Gelir mi? 1270 aşağı gelebilir, 1270 yukarıda çıkabilir. Evet, tabii ki. Ama kapsam bayağı bir genişleyecek, öyle anlıyoruz. Evet, kapsam genişleyecek. Evet. Peki şu anda DASK poliçelerinde iller, bölgeler, yani bir süredir depremde olmuyor. Gerçi evet, bir Rize'de falan kendisini hatırlattı. Bir süre Çanakkale'de olmuştu ama herhangi bir değişim gözlemliyor musunuz? Malatya Kale'de deprem oldu. Evet, evet, orada hali hazırda 33 bin civarında bir hasar ihbarı aldık. Hı-hı. Şu ana kadar 150 milyon civarında da bir hasar ödemesi gerçekleşti. Orada 4.9 civarında bir şey olmuştu, deprem olmuştu. Kılan bina yoktu ama değil mi? Şey mi oldu? Hasar gören binalar mı? Evet, çok büyük hasarlar yok. Hı-hı. Hasarlar yok, dekoratif hasarlar var. Hı-hı. Dolayısıyla ortalama 10 bin TL civarında bir tazminat ödemesi gerçekleşiyor. Tabii dosyaların tamamı henüz tamamlanmadı. %50'si civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Eksperlerimiz sahada, eksperlerimizle birlikte hasar tespitlerine devam ediyoruz. Hasarla birlikte şeyi öngörüyoruz zaten. Direkt deprem sigortasında artış o farkındalıkla birlikte geliyor. Ancak şu Malatya depremi, Kale depreminin çok büyük bir etkisini henüz görmedik ama zorunlu afet sigortasını gerçekten penetrasyonda bir artırıcı bir etkisinin, çünkü diğer teminatla işte sel, heyelan vesaire. Yani ZASAK'a kadar şimdiye kadar öyle büyük depremden sonra evet Malatya'da, evet, Adıyaman'da şurada onlar oldu zaten. Gerçi ben gittim gördüm oraları. Siz de gördünüz zaten. Evet. Biliyorum Serpil Hanım. Hani ortada şehir kalmamış da yani garip bir hal almış. Ama yine tabii öyle olunca yani hem DASK'a yönelik hem depremin farklı etkilerine yönelik bilinç de artıyor doğal olarak. Büyük depremin olduğu yerler değil ama diğer şehirlerde de herhangi bir farklılık gözlemlemediniz yani. Penetrasyon açısından. Evet. Yani ortalama %56 civarında bir penetrasyonumuz, hı-hı, var. Şu an için hali hazırda. Geçen sene yıl sonunda 11.7 milyon civarında poliçe adedimiz vardı. Şu anda 11.3 milyon poliçe adedimiz var. Evet. Ve bu poliçelerin de %67'si acenteler kanalıyla üretiliyor. Dolayısıyla biz aslında şey yapmıyoruz, satıcı değiliz. Hı. Aslında ürünü yapan taraftayız. Doğru. Bizim sigorta şirketlerimizin ve acentelerimizin kanalıyla işte şeyleri satıyoruz, poliçelerimizi satıyoruz. Şimdi bu elektrik bağlatırken, su bağlatırken falan zorunlu ya. Zorunlu. Oradan mı geliyor yine? Tabii zorunluluk, yani zorunlu deprem sigortası ama zorunlu deprem sigortası olmasına rağmen yine %100 bir penetrasyon başka yok, bir şeyin zorunluluğu olmadıkça zorunlu deprem sigortasını yaptırmıyoruz. Ama şöyle bir şey olacak. Burada kontrol noktalarında bir artış olacak. Yani bizim hali hazırda tapuda bir şeyimiz var. Kontrol noktamız var. Orada sorgulanıyoruz tapu işlemlerinde. Şimdi abonelik, elektrik, su abonelik işlemlerinde sorgulanıyor. Evet. Şimdi yeni dönemde de hem internet aboneliklerinde hem de doğalgaz aboneliklerinde ilave şey kontroller konulacak. Doğalgaz ve internet. İnternet, evet. Onlar da ama internet, onlar özel şirketler değil mi? İnternet aboneliklerinde evet. Ama tabii kamu denetlediği için herhalde internet aboneliği. Evet. Orada da bir kontrol noktamız olacak. Evet, diyorsun. Kontrol noktamız olacak. Güzel bence, çünkü gerçekten yaptı yani zorunlu olması yani zorunlu olduğu halde yaptırılmıyor. Düşük de yani bence. Yani %56 penetrasyon, %100 olması lazım aslında bir deprem baktığınız ülkesi zaman. Için. Evet. Özellikle yani Marmara'da oran kaç? Marmara'da yüksek. Biraz %64 daha. Oranında bir sigortalık oranı var. Hı-hı. İşte biraz önce bahsetmiştim, %45 oranında en düşük de Karadeniz takip ediyor. Evet. Gene Marmara fena değilmiş ama evet, yani depremin olacağı neredeyse kesin olduğu için orada bile bence düşük. Peki bir enflasyon, daha önce deprem sırasında bir sorun yaşandı. Evet. Şöyleydi. Teminatlar düşük kaldığı için ödemeler de düşük oldu. Hatta oralarda da yine aslında sigorta poliçesindeki verilen teminat üzerinden bir ödeme gerçekleşti. Evet. Aslında tabii ki biz şeyden sonra 2024'ten sonra enflasyon kılavuzunu projelerimizde vermeye başladık. Şöyle söyleyeyim, 2024'ün başında
ortalama 100 metrekare bir şey için, apartman dairesi için 600 bin TL teminat verirken bugün biz aynı konut için 600-700 civarında bir teminat veriyoruz. Niye veriyoruz? Hatta bunun için biz prim de istemiyoruz. Sizin 2024'te düzenlediğiniz poliçe için, zorunlu deprem sigortası için prim almaksızın teminatınız da niye güncel kalmak için? İşte Kahramanmaraş'ta yaşadığımız bu sıkıntıları yaşamamak için. Evet. ÜFE üzerinden her ay teminatlarda artış. Enflasyon düzenlemesi, bu düzeltmesi. Evet, düzeltmesi de diyebiliriz. Primler artıyor mu? Artmıyor galiba. Tabii artmıyor. Hiç herhangi bir zehir işlemi olmuyor. Otomatik biz primsiz aynen teminatları artırıyoruz. Peki onu nereden karşılıyorsunuz? Çünkü bir şekilde siz de evet bir kamu kurumusunuz ama işte bir şekilde hepimizin primlerinden, bizim havuzu gelirimiz primler, sigorta primleri. Evet, yükümlülüğümüz artmış oluyor. Tabii ama tabii ki biliyorsunuz restorans desteği de alıyoruz. Çok ciddi bir restorans desteği alıyoruz. Devlet desteği de aynı şekilde. Dolayısıyla ciddi bir kapasitesi var doğal afet sigorta kurumunun da. Ve her türlü afette, her türlü maddi şeyde mağduriyette her zaman sigortalımızın yanındayız DASK olarak, DASK kurumu olarak. Bir de şunu sorabilir miyim? Siz söylediğiniz için soracağım. Restorans depremden sonra, büyük depremden sonra diğer sigorta şirketleriyle işte röportajlarımızda diyorlar ki büyük depremin ardından Türkiye'de restorans maliyetlerini artırdılar. Evet. Özellikle yabancı restoran şirketleri. Bunun yansıması da sigortalıya yani vatandaşa oluyor. DASK'ta nasıldır? Oluyor mu? Yani arttı mı restoran? Şimdi restoran maliyeti tabii ki arttı. Ama bu sadece Türkiye'de yaşanan afet değil, deprem değil. Dünyada yaşanan. Çünkü restoran piyasası da global bir piyasa. Evet, evet. Dolayısıyla dünyada yaşanan her türlü afet bir maliyet olarak size dönüyor. Dolayısıyla bizim de restoran maliyeti arttı. Doğal afet sigorta kurumunda restorans maliyetleri arttı. Ama buna göre zaten anlaşmalarımızı yapıyoruz. En makul düzeyde, en ekonomik düzeyde bu anlaşmalar da yapılıyor. Bunu bir şekilde poliçelere yansıdı mı yani? Yansıdı diyebilir miyiz? Şu anda hali hazırda poliçelere yansımadı. Herhangi bir tarifede evet. Ama zorunlu afet sigortası ile birlikte tabii ki biraz önce bahsettiğim 1270 TL olan prim 2200 TL'ye çıkacak. 100 metrekare ortalama primden bahsediyorum. Daha yüksek ya da daha düşük de olabilir. Dolayısıyla burada teminatların yani artırdığımız teminatlar kapsamında evet artacak. Kapsam artıyor. Bir şey soracağım. Şimdi değerli izleyenlerin aklına geliyordur. Benim aklıma gelen de 2250 liraya çıkınca ortalama primler. Deprem sırasında ödenecek olan tazminat miktarına etkisi şu an, olacak mı? Tabii ki etkisi olacak. Şöyle o metrekare bedeli üzerinde aslında sigorta bina bedeli üzerinden biz tazminatları ödüyoruz biliyorsunuz. Tüm teminatlar içinde aynı sigorta bedeli kullanacak. Şu anda maksimum Allah korusun şimdi bir şey olsa bizim maksimum ödeyeceğimiz teminat tutarı 1.615.000 TL civarında ödeyeceğimiz bir şey var. İş yeri için mi ödersiniz? İş yeri kapsam dahilinde değil biliyorsunuz. Ha değil. Değil. Ama bir binada bir işte muayenehane var. Doktor muayenehanesi işte ya da avukatlık bürosu var. Onlar eğer bir mesken de varsa o zaman onlar şey dahilinde, kapsam dahilinde. Bina için mi diyorsunuz siz bina o zaman? Bina için. O rakamı bina için. Evet. Peki bir konut için yine yani ZAS olduğunda ZAS olarak değiştirdim. 100 metrekare bir bina demiyorum aslında. Bağımsız bölüm bağımsız diyorum. Bölüm. Evet. Tamam. ZAS olduğunda bir şu anda ödenen tazminat ile o 100 tabii metrekarelik. Tabii işte şu anda maksimum örnek veriyorum. Şu anda sizin rakamı verdiniz evet, esasen. Evet çünkü o zamanki enflasyona göre o tutarda 1.8 milyon olacaktır muhtemelen. Maksimum ödeyeceğimiz teminat tutarı da azami teminat tutarı. Yani iki kat artacak mı? İki öyle kat mi? Artmayacak. Artmayacak. Aynı bina bedeli üzerinden veriyoruz. Sel içinde ben 100 metrekare sigorta bina bedelini, 100 metrekare sigorta bina bedelini dikkate alıyorum. Deprem içinde. Yani o iki katına anladım. Çıkmayacak. O evet. Zaman şöyle tazminat ödemeleri yani sigorta bina bedeli üzerinden riske göre değişmiyor. O sabit kalıyor. Ama tabii ki o zaman enflasyon oranı da artıyor. O neyse bugün arttı. Metrekare bedeli enflasyon oranında artıyor. Artıyor. Bugünkü sigorta bina bedelinin ben enflasyona karşı korumuş oluyorum. Anladım. O zaman şöyle yani DASK ile
yani zorunlu hiçbir, sigorta bina bedeli açısından anladım. Hiçbir farklılığı yok. Yani orada aynı. Tekrarlayalım. Zorunlu deprem sigortasıyla zorunlu afet sigortasının ödemesi konusunda, tazminat ödemesi konusunda Allah bina bedeli bir deprem olması durumunda tazminat ödemesi konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Zaten evet. Değişiklikler yapıldı. Evet. Enflasyon oranında artırılıyor şöyle teminatlar. Şöyle düşünün, sel olduğu zaman teminatınız yoktu. Eğer bir sele de ben bir hasar görmesi durumunda evet. O bina için, o bağımsız bölüm için bir ödeme yapacağım. Ama ZDS devam etseydi sadece depremde ödeme yapacaktım. Yani büyük şehirler için düşünürsek özellikle, gerçi büyük şehirlerde de İstanbul'da da bayağı selleri gördük biz, yaşadık. Tabii, yani. Tabii. Çok ciddi Karadeniz'de, hasarlar da oldu. Heyelan, evet, Karadeniz'de çok, evet, heyelanlar evet, oluyor, işte seller oluyor. Kastamonu'da gördük. Evet, evet. Çok yerde. De sel felaketini yaşadık. Evet, ama büyük şehirler için düşünüldüğünde depremin Antalya'da, ardından... Antalya'da hortum riski var, sel riski var. Doğru. Evet tabii. Oralarda İstanbul'da var mı başka risk olarak ne görüyorsunuz? Yani sel var, dolu var. Dolu var, fırtına yine var. Fırtına var. Evet. Yine karda, kışta işte belki hani... Ama biz tabii bu zorunlu afet tanımı bizim için AFAD'ın, biz hep AFAD olaylarını takip ediyoruz. Hı hı. AFAD olay tanımını dikkate alıyoruz. Yani bir nasıl söyleyeyim, bir dahili suysa binadaki teminat, yani dahili su gibi düşünmeyin yani bunu. Bu burada bir afet olması lazım. Bize bir afet tanımını biz de AFAD'dan alıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla orada bir afet varsa Kastamonu, Bozkurt gibi. Anladım. Örnek veriyorum. Arhivi'de yaşadığımız sel gibi. AFAD'da bir tanım yaptıysa biz o zaman gidip... O tanımı siz oradan alıyorsunuz. Evet. Sizin için bilimsel tanım evet. Bu evet. Diyorsunuz. Evet. Aha. Doğal afet olması lazım. Yani tabii onlarda da tartışmalar var. İşte insan eliyle vesaire. Zaten iklim değişikliğinin en büyük sebebi insan diyebiliriz. Evet. Evet ama çok ciddi... Evet, işte İklimin çok ciddi değiştiğini hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmayalım. Gerçekten bizim kendi hayatımız boyunca bile görüyoruz işte yani nerede ne olduğunu, nelerin nasıl değiştiğini. ve dolayısıyla da yani afetlerin çok fazla arttığını, çok fazla hayatımıza dokunduğunu da görüyoruz. Şimdi DASK açısından Serpil Hanım, mobil uygulama konusu var. Uygulama evet. Devreye girdi mi? Neleri kapsıyor? ZAS'la birlikte evet mobil uygulamamızı da ZAS'la birlikte evet de devreye alacağız. Mobil uygulaması gerçekten hem Android'de hem iOS'ta sigortalarımız hayatını kolaylaştıracak bir uygulama olacak. Burada nasıl kolaylaşacak? Nasıl kolaylaşacak? Bir kendi bir e-devlet şifreleriyle girebilecekler. Kendi poliçelerini, yenilemelerini vesaire takip edebilecekler. Hasar ihbarı yapabilecekler. Hasar ihbarındaki süreçleri takip edebilecekler. Hasarda eksik evrak varsa eksik evrağa ilişkin şeylerinizi de, belgelerinizi de gönderebilirsiniz. Müşteri kendi iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Gerçekten sigortalımızın hayatını kolaylaştıracak çok güzel bir aplikasyon hayatımıza girecek ZAS'la birlikte. Evet. Serpil Hanım son sorum olsun. Böyle bu yeni ZAS'la beraber hani bir takım çok kapsam genişliyor ya. Evet. Göktaşı düşmesi galiba değil mi? Evet. Meteor düşmesi. Evet, evet. Onlar da yine öyle gündemde. Tabii Obruk. Alındı mı Obruk vesaire? Şimdi Obruk. İşte biz bekliyoruz. Yasal mevzuatı bekliyoruz. Yani bu daha mesela bana çok ilginç geldi de daha ilginç olan konular var mı? Öyle kapsam. Ya aslında tüm doğal afetleri işte bu doğal afetleri kapsam içine alıyor. Kapsam içine alacağız sigortada ama işte. Sigortada şöyle bir şey. Saymadan doğal afet sayılmıyor tabii. Sayıldı mı o yasal? Taslak hazırdı herhalde değil mi? Taslak hazır ama taslak işte şu anda son halini SDDK ve mecliste verecek, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığımızda. Dolayısıyla o mevzuatın çıkmasını bekliyoruz. O mevzuat sonrasında zaten çok netleşecektir. Biz deprem, sel ve heyelan için tarifi fiyatı kullanacağız. Yani risk bölgelerine göre tarifi fiyatlarını kullanacağız. Ama diğer şeyler için, diğer teminatlar için de maktu fiyatı kullanacağız. Ne demek o? Mesela yanardağ 50 lira gibi. Yanardağ değil de işte hortum diyelim, fırtına 50 lira ya da işte 150 lira olacak. Net bir rakam olacak yani. Evet, bir rakam olacak. Sabit bir tutar olacak. Bunların tabii belli olabilmesi için tüm bu söylediklerimizin, tüm bu şartların belli olabilmesi için öncelikle yasal mevzuatın çıkması lazım. Evet, biz de ona göre oradan ona bakıp göre, evet. Anlayacağız ama önce... Şu andaki taslak mevzuat için bunların doğru olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki yasal mevzuatın çıkması lazım. Ama şu deprem, sel
Sel ve Heyelan'da bulunduğun yere göre evet. Bir fiyatlama olacak. Bir fiyatlama olacak. Risk grubuna göre risk bir fiyatlama göre. Saydınız onları da zaten. Evet. Yani mesela dediniz ki deprem izolatörü kullanıyorsa %30 indirim olacak. Evet. 8. katın üstü %10 daha pahalı olacak. Pahalı. Yani 2000 öncesi evet. Şeylerde yapılardı. Tasa geçince. Evet. Bu zaten devam eden bunlar şeyler. Bunlar herhalde bölge bölgede değişiyordur. Değil bölge, mi? Tabii bölge şeyde 5 bölge var. 5 risk depremde zaten 7 risk bölgesi var. Sel ve Heyelan'da da 5 risk bölgesi var. Arasında olacak. Ne kadarlık fark var teminat açısından? Yüzde kaçlık bir fark var? Yani yüzde şöyle söyleyebiliriz. Değişiyor işte. 2.33'ten 1.06'lara kadar düşen bir katsayı var. Katsayı var. Evet, katsayılar değişiyor. Evet. Evet. Betonarme yapılar için farklı. Diğer betonarme dışındaki yapılar için farklı tarifeler var. Tarifeler tabii. Var. Bütün bu tarifeleri matematiksel olarak toplayacaksınız. Veriler gireceksiniz. Evet, evet. Ona göre size bir prim çıkaracak. Prim çıkaracak, evet. Bütün hepsi bilimsel, matematiksel konular esasen. Evet. Ben de çok merak ettim şimdi acaba benim evim ne kadar değişecek? Hem teminat kapsamı hem prim. www.dask.gov.tr'de priminizi hesaplayabiliriz. Şu anda mı? Şu anda evet. Girip yine ZAS olduktan sonra ne olacağı hesaplayamayız. Yok. Onu da mı? Yok. ZAS olduktan sonra tabii daha şartlar yok, belli olmadığı için. Tamam. ZDS'nizi hesaplayabilirsiniz. Tamam. Ayrıca bizim mobil aplikasyonda da prim hesaplama araçlarımız olacak. Tabii ki orada da hesaplayabileceksiniz. Mobil aplikasyonu da merak ediyorum. Çıkar çıkmaz hemen indireceğim tabii. Evet. Ama onun için de yine bekliyoruz. ZAS'ın çıkmasını evet, bekliyoruz. Evet, ZAS anlamında tüm alt yapı anlamında biz DASK olarak hazırız. Yani sistemsel altyapı olarak da hazır. Değerli, artık kanunun çıkmasını bekliyoruz. Meclisi bekliyoruz. Meclisi bekliyoruz. Evet, SDDK'yı bekliyoruz. Sorularım benim bu kadardı. Eklemek istediğiniz var mı? Türkiye deprem kuşağında. Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek Akdeniz ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla geleceğimiz için maddi kayıplara yaşamamak adına mutlaka poğaçalarımızı yaptıralım. Çünkü en güvenli liman rahat uyuyabilmek için ve en basit yol bence sigorta poğaçasını düzenletmek. Evet. Teşekkür ederim program ve güzel sohbetiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Ya deprem sırasında denebilir ki zaten deprem sırasında çok büyük kayıplar olacak vesaire. Hiç öyle değil. İşte yaşadık değil mi? Evet. Biz de gazeteciyiz diyeyimiz yerlerde gördük. Gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç oluyor. Maddi anlamda çok ciddi bir ihtiyaç oluyor. Çünkü hayat devam ediyor. Evet, hayat devam ediyor. Evet. Dolayısıyla onu göz önünde bulundurmak lazım. Belki normal şartlardan daha çok ihtiyaç oluyor bir takım desteğe, maddi desteğe. Onu da buradan rahatlıkla sağlanabilir diye düşünüyorum ben de. Yeniden teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben ayaklarınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim DASK'ın sonuna geldik. Yeni bir DASK'sız olmaz programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Sekreteri Serpil Günal'dı. Serpil Hanım bize yine hem DASK'ı hem depremi, deprem sigortasını her şeyi anlattı. Kendisine katkılarının dolayı yeniden teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.